Zonguldak eski belediye başkanı İsmail Eşref başkanlık döneminde süre gelen bir davadan dolayı hafta başına cezaevine girdi. İsmail Eşref yaklaşık 2 gün cezaevine kaldıktan sonra tahliye edildi. İsmail Eşref bu konu başında çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Çöken pazar pazarya olayından değil sahildeki kafelerin yıkılmaması nedeniyle aldığı 5 aylık cezadan dolayı cezaevine girdiği çıktı yaptığını belirten İsmail Eşref konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Hakkımda mahkemece verilen karar gereği yaşadıklarımın her bir basın kuruluşunun farklı ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyuna duyulması nedeniyle açıklama yapmak gereği duydum. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce benim de içinde bulunduğum 3 belediye başkanı, imar müdürü ve bürokratlar olarak sahildeki kafelerin yıkılmaması nedeniyle hakkımıza verilen 5 aylık ceza hükmünün açıklaması ileri tarihe ertelenerek bu tarihe kadar başka bir ceza alınmadığında verilen cezanın uygulanmamasına hükmedilmiştir. Bu davanın sonuçlanmasının 3. yılında paraya verilmiş başka bir dosya. Bursa'dan ceza alınca bu ceza ertelenmiş. Davanın hükmü açıklanıp infazın uygulanması tarafıma tebliğ edilmiştir. Açık infaz kurumuna müracaat ederek kendim teslim oldum. Belli cezalarda 3 yıla kadar hükmedilen davaların infaz ceza infaz kurumuna girdi çıktı yapılarak uygulandığından pazar günü akşam girip salı günü öğleden sonra tahliye oldum. Pazartesi tam bir gün kaldığım bir infaz kurumunda çok iyi şartlarda misafir edildim. Pazar yerinin çökmesiyle ilgili davanın bu infaz ile hiçbir ilgisi yoktur. Tutuklandığı başlığıyla verilen haberler olayın etkisini artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nü ve 3. Dönem Belediye Başkanlığı yüzümün akıyla yaptım. Cesaret ile hizmet verildiğinde mahkemelerle karşılaşabiliyor. Yaptığım hizmetlerin bedeli olan bu bir günlük infaz şeref madalesi olarak taşıyacağım. Sevgilerimle.